fazla bir şey söylememe gerek yok kızım. Münir'in o kahvehaneyi ne kadar çok sevdiğini, oraya ne kadar düşkün olduğunu benden daha iyi bilirsin sen. Tabii babanla yan yana dükkan açtınız. Bu çok güzel bir şey. Ama Emel, ben kendimi çok suçlu hissediyorum. Yani Münir'in kahvehaneyi neden sattığı malum. Demem o ki güzel kızım, beni bu azaptan, Münir'i de bu hasretten bir tek sen kurtarabilirsin. Hayır, gittik, konuştuk her birimiz babanla teker teker ama ikna edemedik. Belki sen edersin. Adile anneciğim, şimdi sen hiç merak etme. Ben konuşurum. Ne yapar ne eder ikna ederim babamı. Ya zaten ben konuşmayı düşünüyordum sen gelmeseydin de. Ya sakın kafana takma, tamam? Ay canım, çok teşekkür ederim. Yani biliyorsun benim babanın ekmek teknesine engel olmak, yani onu buradan uzaklaştırmak gibi hiçbir niyetim yok. Sadece... Aşk olsun Adile anneciğim, ben zaten yani aklımdan bile böyle bir şey geçmedi. Gerçekten sakın sen bunlara takılma. Tamam. Ya ben zaten her şeyin farkındayım. Yani Münir babanın ne kadar acı çektiğini, ne kadar kafasına taktığını görüyorum. O yüzden ben halledeceğim, merak etme.